Türkiye kendi meselelerini çözemezse hukuk dairesinde, Türkiye hukuk üretemezse, güvenlik üretemezse, barış üretemezse kendi içinde, yani o Türkiye'nin dibinin olmaması hali var ya, hı hı. Şimdi Türkiye'nin dibi olmadığı müddetçe, yani Türkiye'de kurumlar çalışmıyor, liderlik sadece çatışma üretiyor. Hı hı. Veya üretilen çatışmalara da çözüm de bulamıyor. Sivil toplum ağır bir baskı altına alınmış ve toplum ortadan kaldırılmış. Toplum bir toplama dönüşmüş. Düşman kutuplar toplamına dönüştürülmüş. Bu Türkiye'nin eninde sonunda dünya ile çatışması kaçınılmazdır. Bu çatışma başlamıştır. Bakın bu çatışma başlamıştır. Hukuk Türkiye'de yok edildiği için ve gücü ele geçiren aktörler de hukuksuz davrandıkları için neticede yalnız değiliz, bu gezegende yapayalnız yaşamıyoruz ve de bu hukuksuz, yasa dışı, gayrimeşru davranışların, aktivitelerin ve edinilmiş servetin bu yoldan elbette ki bir yerde dönüp dolaşıp uluslararası sistemle ve hukuki meşruiyet alanında çatışma yaratması kaçınılmazdı ve bu oldu, işte oluyor ve olacaktır da. Bu çatışmanın Türkiye'deki rejimin yasa dışına çıkması oranında, anayasasızlaşması nispetinde daha da artacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bu hep böyle olmuştur. Hı hı. Türkiye bir serseri devlet olma yolunda gidiyor. Ve bu serseri devlet olma yolunda ilerledikçe dünya ile çatışması da derinleşir ve büyür. Bütün hepsinde böyle oldu. Irak'ta böyle oldu, Sırbistan'da böyle oldu, Libya'da böyle oldu. İran için ne kadar serseri devlet diyemeyiz ama terörü araçsallaştıran, dış politika aracı olarak kullanan bir devlettir. Orada da öyle oldu. Daha pek çok Kuzey Kore örneği var. Yani uluslararası normlarla ters düştüğünüz noktada bu tezat büyüdüğü nispette bunlar oluyor.